Kablosuz Kedi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde artık database işlemlerine başlayacağız. Database ile bağlantı kurup veri tabanından verileri çekip listeleme işlemini gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Adonis yapacağız bunları bu arada. Onu da şimdi söyleyeyim. <laughs> Neyse hemen şurada bir çayımdan yudumluyum. Şimdi burada Bilmemiz gereken en önemli nokta bizim için burada Orient Tool desteği var. Yani ne demek bu Orient Tool? Az önce bahsetmiştik aslında migration'lar vardı şurada. Neredeydi o? Hemen şuradan şunu kapatayım. Ee, database içerisinde migrationlar vardı. Bu migrationlar bizim için tablo oluşturmayı, tabloyu silmeyi tabloyu güncellemeyi sağlıyor. Yani biz hiç veri tabanına girmeden buradan tablo ekleyebiliriz. Tablolara yeni alanlar ekleyebiliriz. Bu işlemleri sağlıyor. Mükemmel bir olay. Hemen devam edelim. Ha model nerede diyecek olursanız bunlar migration'lar bunlar farklı. Bir de model var. Bizim controller ile e, database aracılığında database ile beraber alışveriş yapmamızı, bilgi alışverişi yapmamızı sağlayan yapılar. Modeller ise migration'ları kullanıyor. Hadi gidelim beraber hep beraber görelim bu işlemin nasıl olduğunu. Bu işlem için ilk olarak database'e bir bakalım. Burada bir tane ben MySQL kullanacağımı söylemiştim. MySQL haricinde işte Postgre falan da kullanabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bunun için şurada hatta desteklediği şeyler vardı. Şuradan bir şey yapalım. Database diyelim. Database.js içerisinde bakın. Bir sürü SQLite database bağlantısı işte MySQL için Postgre için gibi gibi bunları siz tabii ki de arttırabilirsiniz gerekli değişiklikleri yaparak. Şimdi database'i tabii ki de ilk olarak oluşturmamız gerekiyor. Hemen add database dedim. Ben burada diyorum ki Adonis ondan sonra block block db diyorum bunun adına. Ve latin 5 olacak. Latin 5. Latin 5 nerede? Latin 5. Göremedim latin 5'i ama. Aşağıda bir yerde mi ya? Neyse buna çok takılmıyorum. YouTube, YouTube 8'i arıyordum ben. Latin 5 değil. Türk işçi yıllar önce gitti aklım. Pardon. Et diyerek artık database'imi oluşturdum. Artık bir daha buraya girmeyeceğim bir şey oluşturmak için. Ama velakin benim migration oluşturmam gerekiyor. Hemen tekrar geliyorum burada. Adonis diyorum. Make diyorum. Migration. Migration. Migration posts diyorum. Şimdi bu çok önemli. Hani migrationlar genel olarak çoğu e, çoğul ama modeller e, ve kontrol isimleri tekil olarak burada belirtilebiliyor. Belirtiliyor hani genel yapı olarak. Bu yüzden migrationları posts olarak verdim. Çoğul olarak verdim. Enter'a bastığımda benim için direkt yüklemeye başlayacak bu arkadaş. Evet hatayı verdi. Güzel. Diyor ki migration migrati onu yanlış yazmışım ya. Migrati Evet Migration'ı yanlış almışım. Evet devam edelim. Diyor ki kardeşim ne için yapacaksın? Create Table için yapmasını istiyorum. Bastığımda dedi ki Database'in migration içerisinde direkt hop burada Post Schema isimli bir tane dosya oluşturmuş bizim adımıza. Güzel. Bir bakalım. Post Schema dediğimiz arkadaşa baktığımızda Post Schema dediğimiz arkadaş ile beraber biz artık post'u kullanabilir hale geleceğiz. Bu şemayı kullanabilir hale geleceğiz. Şimdi baktığınız zaman ne diyor? Bir tane post isimli bir tablo üret diyor. Güzel. Onun içerisinde bir tane ID var. Bir tane de işte created at ve updated at gibi iki tane alan var. Bunlar timestamp olacak diyor. Yani biz bir alan eklediğimiz zaman, bir kayıt eklediğimiz zaman burada created at'i dolduracak. Ee, onun haricinde update yaptığımız zaman updated at'i güncelleyecek. Doğal olarak bunları otomatik yapıyor. Muazzam. Bunların yanı sıra bizim oluşturmamız gereken birkaç tane daha var. Table nokta string diyerek bu bir metottur. İçerisinde e, belirt oluşturmak istediğimiz arkadaşı yazıyoruz. Title dedik. Bir tane daha nokta string diyorum. İçerisinde de content diyorum. Content kalsın ya da content değil de mesela e, ne, olsun, ne olsun? description olsun. description olsun. Güzel iki tane alanımız mükemmel şekilde karşımızda duruyor peki ben bunu oluşturdum herhangi bir database'de bir değişiklik var mı şurayı yenilediğim zaman hayır yok olmamasının sebebi bu migration'ı çalıştırmadığım için hemen şuradan e, adonis-help diyelim bir bakalım komutlara güzel burada Migration ile ilgili run diye bir kelime görmemiz gerekiyor. Make migration run. Bakın gördüğünüz gibi şu arkadaş başarılı bir şekilde burada gözüküyor. Güzel. Diyorum ki Adonis migration şimdi doğru yazdım. Run diyerek migration klasörü altındaki diğer e, migration'ları da oluşturmasını istiyorum. Eğer istemiyorsan bunları buradan silebilirim de. Neyse. Enter'a bastığımda bakın otomatik olarak bize hata verdi. Neden? Çünkü diyoruz ki biz burada kardeşim ben bunu oluşturacağım ama ben bunu nerede oluşturacağım Allah için diyoruz. Ben sen bana bunu söylemedin ki dediği için. Dediği için derken şu. Env dosyası içerisinde biz burada SQLite'a bağlanmak istediğimizi söylediğimiz için doğal olarak SQLite'ı arıyor. SQLite'ı bulamadığı için de yüklemeyi gerçekleştiremiyor. Ama biz SQLite kullanmayacağız zaten. MySQL kullanacağız. Ha! MySQL kullanacaksak dahi MySQL'in driver'ını install etmemiz lazım, yüklememiz lazım. Package.json dosyasında yeniliyorum. MySQL enter. npm install, save, mysql. MySQL yüklendikten sonra yapacağımız işlem aslında şuraya şuradaki değişikliklerin gerçekleşmesi. Nedir? Hostum şudur 3306. Database'e bağlantı sağladığım arkadaşım kullanıcı adım root, şifrem yok. Adonis block block ne? Block DB idi. Evet database'imizin adı. Ardından tekrardan bu komutu çalıştıralım. Ne yapıyorum? Adonis migration run. Enter'a bastığım anda şimdi hata vermemesini bekliyorum. Evet güzel. Diyor ki kardeşim şunu oluşturdum, şunu oluşturdum, şunu oluşturdum. Hemen database'e bir bakalım. Şurayı yenilediğim anda bakın Adonis Şema diye de default bir şey getirdi. Bunları verdi. Güzel. Ee, i̇şlemin burada yaptığı işlemi aslında söylüyor. Ee, anlatan bir kayıt oluşturmuş. Posta baktığımda bakın ne var? titlelar, description, created at, updated at yani işlem başarılı structure'a baktığınız zaman datetime, datetime, varchar, varchar, id auto increment olarak burada bize belirtilmiş ki burada da zaten increment olarak bu şemanın içerisinde belirtilmişti. Mükemmel. Başka da bir şey gerek yok. Bunları dilerseniz hani kullanırsınız, dilemezsiniz, silebilirsiniz ee, migration'lardan. Güzel. Şimdi bunu oluşturduk. Bununla işimiz yok. Env ile işimiz yok. Şimdi model oluşturacağız ki veri tabanına bağlanabilelim. Peki nasıl oluşturacağız? Modeli. Yine ayrı mantıktan yola çıkarak devam edelim. Ne yapacağız? Adonis make model post diyorum. Bu kadar. Enter'a bastığımda benim için App klasörünün içerisinde, Models klasörünün içerisinde app.post.js dosyası oluşturmuş. Hemen modele gidiyorum. Nerede model? Model nerede? Model şurada. Hop, şunu kapatayım. Şurada. Bakın Post.js var. Gördüğünüz gibi her şey yolunda bizim için yüklemiş. Şimdi biz bunun içerisinden bütün kayıtları, kayıt işlemleri CRUD operatörleri yani işte CRUD işlemlerini daha doğrusu ee, nedir mesela y yeni ekle, sil, düzenle, kaydet gibi 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 aksiyonları alacağız mı? Hayır almayacağız. Çünkü bu bizim için otomatik olarak Extents Model isimli üst bir klastan zaten Lucid'den bunu otomatik olarak alıyor. Yani Lucid diye bir tane ORM Tool var ve bunun içerisinde zaten modeller tanımlanmış ve ee, bu daha doğrusu Query Builder var. Bunun içerisinde her şey tanımlanmış ve bizim başka bir şey yapmamıza gerek yok. Model bundan eksen edildiği için varsayılan olarak otomatik olarak geliyor. Şimdi bunun kullanımını göreceğiz. Mükemmel değil mi ya? Bence çok güzel. Kapatıyorum bunu. <laughs> Bunun için controller'a gidiyorum ve controller'ın içerisinde ilk olarak bu arkadaşı benim yüklemem gerekiyor, yüklemem gerekiyor ve kullanabilmek için yüklemem gerekiyor. Codeigniter'da nasıl load model derdik? Aynı şekilde burada da bunu yapmam lazım. En üstte bir tane post isimli bir tane constant oluşturuyorum, sabit oluşturuyorum ve ardından use diyorum. Use dediğimiz arkadaş artık ee, demiştik ya. Adonis kendi içerisinde birçok paketi, birçok kütüphaneyi otomatik olarak yüklüyor diye. Ha, bundan kaynaklı olarak ben burada require demeden burada mesela require deseydim ne yapacaktım? Şöyle 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 çıkacaktım. Ondan sonra database'in içerisine girecektim. Ondan sonra app'in içerisine girecektim falan falan. İşte database değil de app'in içerisine girecektim yapacaktım. Ama ihtiyacım yok. Use diyerek bunu kullanabiliyorum. Diyorum ki kardeşim app klasörü içerisinde models isimli bir klasör var. Bunun içerisindeki post benim bu değişken ile beraber kullanacağım modelimi belirtiyor. Mükemmel, değil mi? Bence öyle. Ardından şurada ben title falan fıstık bunları zaten burada çekmiştik. Şunları comment yapacağım. Yani yani işte açıklama satırı yapacağım. Ardından hemen çekeceğim. Diyorum ki kardeşim post şurada bir tane daha değişken oluşturalım. Post list eşittir posttaki bütün kayıtları getir. İşte bu kadar. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tek bir yapmamız gereken işlem var. Database'e bağlanacağı için, arada bir vakit kaybolacağı için, asenkron olarak çalıştığı için burada await diyeceğiz ki bu arkadaşı bekleyelim. Ardından post listi gönderiyorum. Başka da bir şey gerek yok. Zaten bütün alanlar aynı olduğu için çalışması gerekiyor. Database'e gidiyorum. Birkaç kayıt ekleyelim buradan. Hatta oradaki kayıtları ekleyeyim ben. Şu title'ı kopyaladım. Şuraya ee, buraya geldim. Yapıştırdım. Ardından şunu kopyaladım. Şöyle geçtim. Hop yapıştırdım. Tamam iki tane yeter bize. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Hemen geliyorum. Deneyeceğim şimdi bunu. Sayfayı yenilediğimde bekliyoruz ta 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 undefined geldi yani işlem başarılı değil peki neden diye düşünelim neden diye bir bakalım post post use evet post <laughs> Post listi gönderiyoruz burada almışız tamam her şey yolunda fakat bilmemiz gereken nokta buradaki arkadaşı diğer tarafta kullanabilmemiz için to json metodunu buna uygulamamız lazım aksi halde undefined alırsınız ve biz de gördük sayfayı yenilediğim zaman şimdi iki tane kaydı bize başarılı bir şekilde tak diye getirmiş oldu yani güzel artık veri tabanından verilerimiz başarılı bir şekilde geliyor. Şimdi, view klasörünü birazcık değiştirmek istiyorum. Ben ki bir iki değişiklik göstereceğim orada. Yani e, faktör var. Önemli olan. Şurada mesela content de diyebilirsiniz ya da mesela post post content diye bir tane klasörümüz olsun mesela. Bu post content klasörünün içerisinde index Pardon, view içerisinde bir şey oluşturacaktım da yanlış oldu. Ee, buradaki mesela, burada posta ilgili olan bütün view'lerimiz bunun içerisinde olsun. Home burada kalsın, şu an çok da önemi yok. Bunun içerisindeki ile bu işlemi yapacağız. Şu home'u post content'in içerisine taşıyorum. Move ettik. Güzel. Home dedim. Ve bunun ismini index edge olarak değiştirdim. Güzel. Aynı zamanda kendinize üretebilirdiniz. Şimdi post controller'a gelerek Burada demiştik ki mesela we render home dedik ya artık diyeceğiz ki burada post content nokta nedir o? index dememiz gerekiyor. Şurası bizim klasörümüzün adı. Direkt views klasörü içerisindeki e, Vives klasörünün içerisindeki klasörümüzün adı ve slash yerine burada nokta kullanıyoruz. Index diyoruz. Şunu bulmasını sağlıyoruz. Bakalım bu değişiklik başarılı bir şekilde çalışacak mı? Sayfayı yenilediğimde hiçbir değişiklik olmasını beklemiyorum ki olmadı. Yani güzel işlem başarılı. Ve bu kadar aslında. Hem Boost.Rab'i yüklemiş olduk. Zaten Boost.Rab'le beraber çalışıyordu zaten. Database'i yüklemiş olduk. database'le yapılandırmış olduk. Verilerimizi çekmiş olduk. Ve bu verileri artık V üzerinde de göstermiş olduk. Dinamik olarak. İşte bu kadar. Başka da bir şey yok. Böylece migration'ın ne olduğunu öğrendik. Modelin ne olduğunu öğrendik. Ve database bağlantısının nasıl yapılıp V üzerinde gösterilmesini gerektiğini öğrenmiş olduk. Olduk. bir sonraki dersimizde bunlara biraz daha eklentiler yapıyor olacağız o halde bir sonraki derste görüşmek dileğiyle bay bay.